Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda yağlı boya markalarından ve bunların kalitelerinden bahsedeceğiz. Bildiğimiz üzere yağlı boya pigment ve yağlardan oluşur. Yani renk pigmentleri ve yağların karışımıyla yapılır ve bu şekilde küçük veya büyük tüplere koyularak piyasaya sürülür. Şimdi yağlı boyaların 3 seviyede, yani yağlı boya kalitelerini daha doğrusu veya markaları 3 seviyeye bölebiliriz. Birinci seviye başlangıç veya öğrenci seviyesi dediğimiz seviye. İkinci seviye ressam seviyesi dediğimiz daha üst bir seviye. Bir de üçüncü seviye dediğimiz artık usta, üstad seviyesi dediğimiz seviyedir. Bunların farkı nedir? Bundan bahsedeyim. Öğrenci seviyesi boyalarda yağ, pigment karışımı ve çok büyük oranda da dolgu malzemesi vardır. Yani şöyle söyleyeyim, bu tüpün içerisinde hemen hemen büyük oranda dolgu malzemesi var. Bir miktar pigment ve bir miktar da yağ var. Tabii ki böyle olduğu zaman, yani pigment miktarı azaldı ve dolgu malzemesi çoğaldığı zaman yağlı boya fiyatı da, satılan ürünün fiyatı da ona göre daha düşük, daha az oluyor. Ama bize verdiği tabii ki etki, yağlı boyanın, boyanın kalitesinin bize verdiği etki de ona göre düşüyor. Ressam seviyesinde ise bu dolgu malzemesi miktarı daha da azalıyor ve pigment ve yağ oranı daha da artıyor. Bu da demek oluyor ki ressam seviyesi ile yapılan yağlı boyalarda renk canlılığı ve resmin ışığa dayanıklılığı daha uzun süre oluyor. Bir de master seviyesi dediğimiz, yani üstad usta seviyesi dediğimiz yağlı boyalar var. Bunların içerisine herhangi bir dolgu malzemesi katılmıyor veya katılsa da %1 oranında kıvam sağlamak için katılıyor. Yani mümkün olduğunca sadece yağ ve pigmentten oluştuğu için bunlar rengi en kaliteli şekilde ve en uzun ömürlü şekilde bize sunuyor. Şimdi bu seviyelerde hangi markalar var? Bunlara girelim. Başlangıç seviyesi, yani öğrenci seviyesi dediğimiz seviyede benim kendi kullandığım 4 çeşit marka var. Bunlardan bahsedeyim. Vinton markası, bu Winsor Newton firmasının ürettiği Vinton serisidir. Bu seri yine başlangıç serisi olarak gayet güzeldir. Alabilirsiniz. Renk yoğunluğu, pigmentleri ve renk aralığı gayet iyidir. Yine Pebeo, bu da Fransız malıdır. Bu İngilizdi bu arada ama Fransa'da üretiliyor bildiğim kadarıyla. Yine Pebeo, bu da Fransız ve yine renk aralığı gayet iyidir. İstediğiniz aralıklarda renkleri bulabilirsiniz. Başlangıç seviyesi için gayet iyidir. Van Gogh yine aynı şekilde Hollanda'dır. Talens firması üretiyor ve yine kalitelidir. Başlangıç seviyesi için iyidir. Yine Georgian'da, bu da İngiliz. Yine bu da benim favorilerimden birisidir. Başlangıç seviyesi olarak, yani öğrenci seviyesi olarak bunu alabilirsiniz. Bu arada Vinton'un bir de eski tasarımı vardı. Şu anda bunu üretmiyorlar. Yani bu markanın eski tasarımı. Bunu da buraya göstermek istedim. Bu markalar başlangıç seviyesi, yani öğrenci seviyesi dediğim seviyedir ve bütçe olarak bu markalar uygundur. Yani şu tüpleri, küçük tüplerini, bunlar bir de ayrıca bu şekilde bakın, büyük 200 milimlik büyük tüplerde de ve hatta Georgian 225 milim tüplerde satılıyor. Mesela Van Gogh 37 milim ve 200 milim olarak iki farklı büyüklükte satılır. Bu küçük tüplerin fiyatı şu an piyasada ortalama 15-20 lira arasında, satıldığı yere göre değişmektedir. Bunlar öğrenci seviyesi boyalar. Bir de bunun bir üst seviyesi olan ressam seviyesi boyalar vardır. Bu boyalar ise artık hani resim yaparak para kazananlar için üretiliyor. Onların satın alması gereken boyalar. Çünkü fiyatı bunlara nazaran biraz daha fazladır. Ne var bunlardan? En yaygın olanlarından biri. Bu arada şundan söyleyeyim. Ben Türkiye'de satılan boyalardan bahsedeceğim. Birçok farklı marka var ama Türkiye'de bunların büyük kısmını bulmak mümkün değil. Rembrandt markası, bu ressam seviyesi üretilen, yani orta seviye dediğimiz boyadır ve gayet kalitelidir. Renk aralığı geniştir. Yine bu şekilde büyük tüplerde ve daha küçük 40 milim, bu 150 milim, daha küçük 40 milim tüplerde satılmaktadır. Bende sadece büyük tüplerde var. Küçük tüp almıyorum. Yani çünkü fiyat oranına eğer oranlarsak büyük tüpte almak bence daha avantajlı. Orta seviye ressam seviyesinde satılan boyaların yine aynı şekilde küçük tüp ve büyük tüp olarak iki türlü satılıyor. Rembrandt var. Yine bende olmayan Winsor Newton'un Artist serisi var. Onu bende, o boyadan yok. Gösteremiyorum ama fotoğrafını koyuyorum. Yani bu Winsor Newton markasının Vinton değil, Artist serisi. Yani Vinton, Winsor Newton, üzerinde For Artist yazar. Yani ressamlar için yazar. Bu da yine orta seviye, ressam seviyesi, kaliteli boyadır. Yüksek pigmentlidir. Yine bir marka daha var. Schmincke'nin Mussini serisi var. Bu da renk aralığı epey geniştir.
hem küçük tüplerde hem de yine bu şekilde büyük 150 milimlik tüplerde satılmaktadır. Bazı markalar hem öğrenci hem ressam seviyesi hem de master seviye boya üretiyor. Mussini, düzeltiyorum, Schmincke markası, yani Almanların bu markası bu şekilde. Schmincke'nin hem graduate serisi var, şu an bende yok, öğrenci seviyesi fotoğrafını görüyorsunuz ekranda. Schmincke'nin graduate serisi var. Schmincke'nin bir üst serisi Mussini var, ressamlar için üretilen yüksek pigmentli. Bir de Schmincke'nin daha üst seviyesi var, Norma. Bu Türkiye'de satılmıyor, bunu söyleyeyim. Norma seviyesi var. Sadece pigment ve yağdan oluşan daha kaliteli. 3 seviyede de üretiyor. Bundan bahsettik. Başka orta seviyede bahsedeceğim boyalar bunlar. Bunları Türkiye'de bulabilirsiniz. Schmincke'nin Mussini serisi, Rembrandt ve Winsor Newton'un Artist serisi. Bir de artık bunların da daha üstü olan Master serisi, yani üstad, usta serisi dediğimiz boyalar var. Bunların içerisinde de herhangi bir katkı malzemesi yok. Tamamen pigment ve yağdan oluşuyor. Bunlar da yine Türkiye'de sınırlı sayılıyor. Hangi markalar var? Buraya not almıştım. En yaygın bilinen, hem Türkiye'de hem dünyada en yaygın bilinen Old Holland markası var. Bu da Hollanda menşeli bir boya. Bu en kalitelilerinden bir tanesi yine. Sadece yağ ve pigmentten oluşuyor. Renk aralığı epey geniş. Fiyat olarak da tabii ki epey yüksek. 700 liraya kadar, yani şöyle küçük bir tüpü 700 liraya kadar ulaşabiliyor. Tabii bunlarda seriler var. Bakın burada seri 2 diyor. Seri 1'deki boyalar biraz daha uygun fiyatlı. Seri yükseldikçe fiyatı da ona göre artıyor. Yine master seviyesinde ne var Türkiye'den alabileceğiniz? Daniel Smith var. Yine bu da çok yüksek pigmentli, yüksek kaliteli pigmentlerden üretiliyor ve katkı malzemesi yok. Bu arada bu master serisi dediğimiz boyalar el yapımı boyalar. Yani bir atölyede el yapımı, yani fabrikasyon çıkışlı değil, bizzat el yapımı üretiliyor. O yüzden daha kaliteli. Daniel Smith, bu markayı da Türkiye'de bulabilirsiniz. Bir de Williams Burke markası var. Bu da yine dediğim gibi master seviyesi el yapımı boyadır. Bunlar bu şekilde. Tabii ki üst seviye boyalarla şu anda bizim bir işimiz yok. Hatta ressam seviyesi boyaları da hani şu anda çok bir işimiz yok. Ama dediğim gibi başlangıç seviyesi boyalar bizim için şu aşamada alabileceğimiz en uygun fiyatlı boyalar bunlardır. Bunları alabiliriz arkadaşlar. Söyleyeceklerim boyalarla alakalı bu kadardı. Ha, bu arada hemen dilerseniz bir deneme yapalım. Rembrandt ne dedik? Artist serisi, yani daha üst bir seviye boya. Van Gogh ise öğrenci serisi bir boya. Şu an bu ikisi de Prussian Blue ve ikisi de renk pigment kodu. İkisinin de aynı. Bu ikisini bir deneyelim bakalım. İkisinin arasındaki fark ne? Yani ressam seviyesi boya ile öğrenci seviyesi. Öğrenci seviyesi boyanın arasındaki renk farkı nedir? Hemen bunu bir kısaca bir görelim arkadaşlar. Şöyle şurayı bir hazırlayayım. Şimdi arkadaşlar burada sol tarafta Rembrandt ve sağ tarafta Van Gogh. İkisi de Talensin ürettiği marka. İkisi de Prussian mavisi. Bu iki rengi şimdi burada beyaz renkle karıştırarak pigment derecesini buradan göreceğiz. Yine aynı miktarda buraya Rembrandt sıktım, buraya Van Gogh sıktım. Yine aynı miktarda ikisine de titanyum beyazı sıktım ve ikisini karıştıracağım. Şimdi farkı burada göreceğiz. Çekeyim. Önce Rembrandt'ı karıştırayım. Evet, Rembrandt'ı karıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde bir renk çıktı ortaya. Şimdi Van Gogh'la beyazı karıştırıyorum. Evet, bakın ikisini karıştırdık. Sol tarafta Rembrandt'la karışan, sağ tarafta Van Gogh'la karışan iki aynı pigmente sahip boya. Fakat farkı bakın çok net görüyorsunuz. Rembrandt daha koyu ve daha doygun bir renk ortaya çıktı. Aynı miktarda beyazla karıştığında. Fakat Van Gogh'da ise daha açık, daha soluk bir renk ortaya çıktı. Buradan da şu anlaşılıyor. Rembrandt'taki pigment yoğunluğu ve kalitesi daha fazla olurken Van Gogh'taki pigment kalitesi ve pigment miktarının daha az olduğunu bu deneyle anlayabiliyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Yine sizin merak ettiğiniz veya sizin kullandığınız, beğendiğiniz boya markaları varsa mutlaka yorumlara yazın. Veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yine mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.